Merhabalar. Bu videomda hasta yakını doktor iletişimi ile ilgili bilgi vereceğim. Şimdi hastanelerde genelde böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Neden yaşıyoruz derseniz, bir defa hastaneye gelen kişinin yakınının olağanüstü bir durumu söz konusu. Kendileri bir şekilde bir hastalıkla geliyorlar oraya veya yakınlarının bir sağlık durumuyla geliyorlar. Aşırı bir endişeleri oluyor yani. Şimdi bu endişelerini karşıdaki kişi, eğer hekim, sağlık personeli tam iyi anlayamazsa ve biraz onlara empati yapmakta gecikirse karşı taraftan şey gelişebiliyor, reaksiyon gelişebiliyor. Dönün bu tarafına. Biz sağlık personeli olarak da şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. İlk gelen kişi bize hani beklentisini, bizden ne istediğini tam aktaramıyor. Biz sadece durumu aktarmak durumunda kalıyoruz. Yeterli olmuyor. Mesela dün yaşadığım bir örneği söyleyeyim size. Hastamıza biz anjiyo yaptık. Anjiyodan sonra stent koyduk. Stent koyduğumuz hastaları mecburen yoğun bakımda bir gece tutuyoruz. Hastanızı yoğun bakıma alıyoruz dedi bizim personel. Yoğun bakıma alıyoruz lafını personel bile anlayamadı. Karşıdaki kişi birden bir reaksiyon gösterdi. Bakışlarından insanların anlıyorsunuz zaten olayı. Böyle bir garip algılanın böyle birden dondu kaldı hasta yakını filan. Şimdi yoğun bakıma alınıyor deyince hasta yakınının düşündüğü olay şu. Ben hemen anladım tabii mevzuyu. El koydum olayı ama yani hastam kötü oldu anlamında. Yani bayıldı, gidiyor, yani ölüyor gibi anladı. Fakat bizim personelimiz de stent konulan hastanın yoğun bakıma alındığından bahsediyor. 24 saat orada duruyor, gözlem alınıyor. Şimdi işte buna bir iletişim kopukluğu deniliyor. Yani karşıdaki kişi sizin dediğinizi nasıl algılıyor? Algıladığı şey farklı, sizin söylemek istediğiniz şey farklıysa burada iletişim kopukluğu meydana geliyor ve gerilim buradan tırmanıyor. İnsanlar sizden bir şekilde durumlarının izah edilmesini, yani sağlık personelinden bekledikleri, hastanın orada ne kadar kalacağını, durumunun ne kadar ciddi olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, hep başkalarının başına gelen işler, televizyonlarda şurada burada duyuyoruz veya birisi ölüyor, birisi kalp krizi geçiriyor, hep başka birileri oluyor. Buraya gelen kişilerin ilk defa çoğu zaman başlarına gelen bir olay olduğu için bunu algılamakta insanoğlu zorluk çekiyor. Yani hasta yakınıysanız bunu size söylemek isterim. Sağlık personeli ve doktor için bu doğal bir olay. Çünkü onu devamlı görüyor, devamlı yaşıyor. Yani niye bunu doğal bir olay gibi karşıladı şeklinde bir tepki gösteriyor çoğunlukla hasta ve hasta yakınları. Yani kalp krizi geçirdik. Tabii ki o kişi öldü diyelim ki onun için hayatının belki de sonu oluyor. Yani yakınının sonu oluyor. Bu hayatında ilk defa gördüğü, ilk defa yaşadığı bir olay ve onun için çok çok önemli bir olay olduğu için kişi şoka giriyor. Böyle bir durumu biz sağlık personeli olarak her gün yaşıyoruz. Yani bu tip bir olayı eğer hasta yakını gibi aynı heyecanla karşılayacak olsak o zaman işimizi yapamayız. Çünkü risk altında insanların yaptıkları işler genelde bozulur. Baskı altında yaptığımız iş bozulur. Baskı altında yaptığımız işler daha kötü olur yani çoğu zaman. Çoğu zaman. Daha relax, daha gevşek olması lazım. Bu işin de tabiatı oluyor. Yani siz devamlı bu işi yaptığınız için size bu olayın yani sağlık personeli olarak normal gelmesi gerekiyor. İkinci tarafına geçeyim. Siz hani bu şekilde algılamanız lazım. Yani hasta yakınınızı getirdiğiniz zaman hep aklınızda olması lazım. Sizin ilk defa başınıza geliyor ama karşıdaki kişi için bu işin doğal olması normal. Onu normal bir şekilde karşılaması normal. İletişim kopuklukları olması normal. İstediğiniz, arzu ettiğiniz ve ne öğrenmek istediğiniz şeyi sağlık personeline anlatmaya gayret edin. Sağlık personeli olarak da biz karşıdaki kişilerin yerine bu şekilde kendimizi koymaya çalışalım. Yani kişilerin çıkışlarını, o an söyledikleri şeylerini ciddi olarak değerlendirmeyelim kesinlikle. Ben sağlık personeli olan
tüm arkadaşlarıma, tüm çalışanlarımıza bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle karşıdaki kişilerin bu heyecanla, bu atmosferde değerlendirmelerini lütfen, lütfen o insanların başlarına ilk defa gelen olay gibi değerlendirelim. Mesela şu deprem felaketi yani bizi acılara gark etti. Tüm ülke olarak bir vücut gibi olduk. Yani acı fazla olduğu zaman hisseden sayısı da fazla oluyor. Yani bir kişi ölseydi diyelim ki Adıyaman'da, Antep'te, o zaman Türkiye'nin tamamında bu kadar yüksek bir acı, ızdırap çekilmeyecekti. Yani yaşanan felaketin büyüklüğü, yani kişi olarak ölen kişiyi etkilemiyor veya bir yakını ölen kişinin isterse 1 milyon kişi ölsün. Ama onun yakını ölmüşse olay onu o kadar etkiliyor. Yani etrafındaki kişilerin ölmesi %3, %2 etkiliyorsa kendi yakınının ölmesi, kendisinin o felakete düçar olması o kişi %98 etkiliyor. Dolayısıyla da ülke olarak bizi olayın büyüklüğü etkili oluyor tabii ki. Hepimizi çok etkiliyor o zaman. Ama kişi başında, kişi bazında hesap edersek buraya gelen bir kişinin ölmesi, kalp krizi geçirmesi, hasta yakınını doğuda kocaman bir deprem olmuş kadar etkilerken bizleri çok küçük bir olay gibi etkiliyor. Yani bu algılamayı yaparken, konuşurken hep şey diyoruz. Mesela bizim için doğal bir ortam. Hani bir kişinin ölmesi tabii ki yaptığımız işten dolayı. Bakın şunu söyleyeyim ama. Yani ben bir hekim olarak müdahale ettiğim hastanın başarılı olmaması, müdahalenin sonucunda hastamın ölmesi, hastamın işte ayaktan gelip göğüs ağrısıyla mesela burada kalp krizi geçirmesi, kalp krizi geçiren kişiye müdahale etmem sonucunda ortaya çıkan olaylar, hastanın acısı, ızdırabı, belki ölümüyle sonuçlanan bu olaylar hekim olarak bizi çok etkiliyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Hasta personelini yani diğer personeli o kadar etkilemez. Ama olaya bizzat müdahale eden olduğumuz için bizi gerçekten hekim olarak çok etkiliyor. Yani bunu bilinmesi lazım. Yani hasta yakınlarının, hastaların. Hani böyle başka bir hastanede veya başka bir doktorun hastasının vefat etmesi gibi değil olay. Yani olayı bizzat biz yaşadığımız için bizi çok çok daha fazla etkiliyor. Bunu filmlere filan aktarırlar bazen. Yani yeni hekimlerin bir ilk hastaları filan öldüğü zaman birkaç gün iş yapamıyorlar mesela. Yani bu önemli. Yani bunu hasta yakını olarak lütfen bu şekilde algılamanızı arz ediyorum. Yani sizler de olaya müdahale eden hekimin hastasıysa hastanız, o hekimin neler yaşayabileceğini lütfen lütfen siz de empati yapmaya çalışın. Çünkü iletişim kopuklukları ileride insanların birbirlerini yanlış anlamalarına sebep oluyor. Mesela kendi dışımda geçen olaylarda çok iyi biliyorum. Yani çok çok harika bir arkadaşım var mesela insan olarak peygamber gibi yani. Şimdi o arkadaşımın hastası onu şikayet etti. Ya ben algılayamıyorum yani. Ya bu adamı nasıl şikayet eder? Hasta yakınına bakıyorum, onlarla da iletişim kuruyorum. Sonra arayı bulmak için ortaya giriyorum. Ya onlar da çok iyi insanlar. Yani onlarda da bir sıkıntı yok. Yani birbirimiz zarar görsek birbirimize canımızı veririz. O kadar yani. Ama böyle bir olayda hasım oluşuyor yani. Hasım oluşulacak bir nokta yok. Yani lütfen hasta yakınları olarak sizden rica ediyorum. Biz personel olarak müdahale eden hekimler olarak gerçekten o olayda sizin kadar tabii ki etkilenmemişizdir ama bir olayda hekim olarak bizi bizzat ilgilendiriyorsa, müdahale ettiğimiz hastaysa, o hastada gelişecek herhangi bir komplikasyon, herhangi bir hastalığında kötüye gitme durumu veya kaybı başımıza geliyor. Böyle durumlarda biz çok etkileniyoruz. Lütfen bizim üzerimize böyle yabancı bir şeymişiz, bizi hiç etkilemiyormuş gibi tavır almayın, davranış sergilemeyin. O zaman biz buna gerçekten hem çok üzülüyoruz hem de kızıyoruz. Çünkü biz de bu olayda yara alan bir insanız. Yani benim hastam burada rahatsızken ben kesinlikle evde bile yatsam, icapçı bile olsam rahat yatamıyorum. Ki sizin haberiniz olmuyor. Yani biz evde bile olsak bugün iletişim çağındayız. Hastanın videosu bize geliyor, görüntüleri bize geliyor.
Yani o hastayı 24 saat gerçekten çok titiz ve düzgün bir şekilde takip ediyoruz aslında. Bunları söylemek istiyorum. Yani bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Depremde yaralananlara acil şifalar, kaybı olanların başları sağ olsun. Vefat edenlerin hepsinin mekanı cennet olsun. Ülkemiz olarak, devletimiz olarak Allah'ım inşallah bizi bu sıkıntılardan acil ve sağlıklı ve güzel bir şekilde çıkarsın. Bir daha bu tip olayların yaşanmaması dileğiyle diyorum.